Çok zor ve kritik bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Özellikle hafta sonuna girerken Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş olması hafta başı itibariyle piyasalarda şok etkisi yaratacak. Döviz ve borsa cephesinde enteresan hareketler görebiliriz. Peki Moody's kredi düşürmekte haklı mıydı, değil miydi? Siyasi gerekçelerle mi yaptı? Aslında bir dış güç politikası mıdır bu? Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Ben de sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Zaten B1 seviyesindeydi. Yani yatırım yapılamaz ve spekülatif, çok spekülatif bir piyasa seviyesindeydi Türkiye'nin kredi notu Moody's'e göre. Onu B2 seviyesine indirdi. Yine yatırım yapılamaz ve çok spekülatif bir ülkenin daha da dibine doğru sürükledi Moody's. Gerekçesinde haklı mı, değil mi? Bir gerekçesine bakalım isterseniz. Bugüne kadar bizim söylediklerimiz örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, onu sizler kendiniz değerlendirin. Ödemeler dengesindeki bozulma önümüzdeki süreçte Türkiye'nin çok ciddi bir finansal krizle ve ekonomik krizle karşı karşıya kalmasını beraberinde getirebilir. O nedenle de Türkiye'nin kredi notunu düşürüyoruz diyor Moody's. Aslında bu kredi notunu Türkiye'ye vermiyor. Bu kredi notunu Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara sunuyor arkadaşlar Moody's. Kimlere sunuyor? Emeklilik fonlarına sunuyor, hedge fonlara sunuyor, Türkiye'de bugüne kadar yatırım yapan büyük fonlara sunuyor ve diyor ki bakın Türkiye'nin bu tip riskleri var. Yarın öbür gün bu riskler nedeniyle büyük bir krize girerse sizler de sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ha, riskleri üstlenmek, riskleri almak istiyorsanız siz bilirsiniz ama risk almak istemiyorsanız da ona göre davranın diye aslında bu notlar açıklanıyor. Bu notlar aynı zamanda önemli raporları da beraberinde getiriyor ve yabancı yatırımcıların özellikle bu kredi derecelendirme kuruluşlarına üye olan yabancı yatırımcıların önüne de gidiyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların pek çoğu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını baz alarak hareket ediyor. Kim ne derse desin. Siz istediğiniz kadar bağırın. Bunlar politik nedenlerle bizim kredi notumuzu düşürdü. Bunlar dış güç. Bunlar lobilerin adamları falan diye istediğiniz kadar bağırın. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Alman, Amerikalı, İngiliz, Fransız yatırımcı alıyor bu raporları okuyor ve bu raporlara göre de diyor ki evet ya ben bu ülkeye yatırım yapabilirim ya da bu ülkeye yatırım yapmam. Yatırım yapmayla kastımız sadece sıcak parada değil arkadaşlar. Finans kesimine giden, borsaya giden, dövize giden, faize giden, tahvile giden para değil sadece. Aynı zamanda doğrudan yatırım dediğimiz alanlara giden para. Geçtiğimiz dönemde Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapma kararı alması, daha sonra uluslararası kritik kararlar nedeniyle, finansal bozulmalar nedeniyle, bunun yanında bir de makroekonomik bozulmalar nedeniyle Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçmesi gibi. Herkesi politik nedenlerle bizi sevmedikleri için bize yatırım yapmıyorlar kefesine koyamazsınız. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı olur çünkü arkadaşlar. Eğer ki siz ülkenize yatırım yapılmasını istiyorsanız ona göre bir altyapı kurmak zorundasınız. Her anlamda. Ekonomik olarak, hukuki olarak, sosyal olarak, uluslararası arenadaki kurallara uyarak vesaire vesaire. Bunları yapmıyorsanız da o zaman sizin kredi notlarınız düşürülür ve kredi notlarınız düşürüldüğü için de yeni yatırımcı gelmediği gibi elinizdeki mevcut yatırımcılar da hızlı bir şekilde ülkeden kaçmaya başlarlar. Önce sıcak para kaçar, borsadaki para kaçar, tahvildeki para kaçar ve diğer tüm finansal enstrümanlardaki paralar kaçar ve kaçarken de büyük yaralar verir. Nasıl büyük yaralar verir? Dövizi patlatır, borsayı çökertir vesaire. İkinci etapta da bu finansal istikrarsızlıklar nedeniyle oluşan dalgalanmalar reel sektördeki yabancı yatırımcıları etkilemeye başlar. Adam dövizle anlaşmalarını yapıyor ama dövizde o kadar şok hareketler yaşanıyor ki karlılıkları zarara dönüşmeye başlıyor. Ben zarar edeceğime bu piyasada bulunmam kardeşim demeye başlar. O yabancı yatırımcılar da Türkiye'den kaçar. Bu neyi doğurur? Bizim gibi göbekten yabancı yatırımcıya bağlı olan ülkelerde büyük işsizlikleri beraberinde getirir. Aynı zamanda da zaten sermayesi olmayan bir ülkenin sermaye anlamında daha da daralmasını beraberinde getirir. Zaten dövize ihtiyacınız var. Kaçan yabancının talebiyle karşılanamayan döviz ihtiyacı daha da artmaya başlıyor. Bu büyük bir devalüasyonist etkiyi beraberinde getirir arkadaşlar. Şimdi dönelim neden ödemeler dengesiyle ilgili kritik gördüğüne Moody's'in bakalım. Gerekçesi bu çünkü Türkiye'nin kredi notunu düşürürken. Diyor ki ödemeler dengesiyle ilgili problem büyük. Her an patlayabilir ve kriz çıkabilir.
olabilir. Aman ha dikkatli olun diyor yabancı sermayeye. Hemen bakalım ödemeler dengesinin altında ne yatıyormuş ve neden krizi işaret ediyormuş. Neden krizi işaret eder onu söyleyeyim. Ödemeler dengesinin ne olduğunu da söyleyeyim. Bir ülkenin dış dünyadaki ülkelerle ilişkisinde ekonomik veriler, yani bunun içerisinde cari açık da var, bunun içerisinde dış borç da var, bunun içerisinde resmi rezervler de var, bunun içerisinde net hata noksan da var. Bunlar pozitifse, yani artıdaysa çok büyük bir sorun yok demeye geliyor. Ama bunlar negatife dönmeye başladıysa riskler artıyor. Bu dört maddeden mesela bir tanesi negatifte, diğer üçü çok sağlam durmaya devam ediyorsa o zaman göz ardı edilebiliyor arkadaşlar. Mesela cari dengede hafif bir açık verdiniz, kapatılabilecek düzeyde hafif bir açık verdiniz ama diğer üç kaleminiz çok sağlam. Mesela Merkez Bankası rezervleriniz çok sağlam, net hata noksanınız çok sağlam, dış borcunuzu çevirebilecek bir güce sahipsiniz, reel sektörünüz hareketli, bankacılık sisteminizde bir problem yok, batıklarınızla ilgili bir sıkıntı yok vesaire. O zaman diyorlar ki bu ülke tamam cari açık veriyor kardeşim makul derecede, zaten bu cari açığı döndürebilecek sermayesi var içeride Merkez Bankası rezervleriyle, borçlanma kabiliyetiyle vesaire, o zaman sorun yok arkadaşım, bu ülke krize gitmez, kredi notunu yükseltebiliriz ya da sabit tutabiliriz diyorlar. Bizim gibi bir tablo varsa ortada, adamlar bunu siyaseten yapmış olmuyor o zaman. Elbette Doğu Akdeniz meselesi de var. Elbette Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada yaptığı hatalar da var bu işin içerisinde. Ayrı bir konu ama sonuç itibarıyla Moody's ödemeler dengesi diyor ve bu söylediğinde de haklı arkadaşlar. Ben de ve benim gibi pek çok ekonomist de bugüne kadar bu konularla ilgili uyarılarda bulundu zaten. Şimdi kalem kalem söylüyorum sizlere arkadaşlar. 1. Cari işlemler dengesi. Temmuz ayına geldiğimizde 21 milyar dolar eksiye düşmüş durumda. Evet, cari açık 21 milyar dolar oldu. Yıl sonuna doğru muhtemelen 30 milyarı rahat rahat aşacak ve kapatılması pek de mümkün olmayan bir rakama ulaşacak. Bakın 30 milyarın üstü dediğim kısım turizm gelirleri ve işçi döviz gelirleri çıkartıldıktan sonra kalan çıplak kısımdan bahsediyorum. Yani Türkiye'nin net cari açığı yıl sonunda muhtemelen 30-35 milyar dolar aralığında olacak. Ve Türkiye bunu kapatamıyor. Kapatamayacak da bunu ödemesi gerekiyor. Bir yerden kaynak bularak ödemesi gerekiyor. Nedir o kaynaklar? Şimdi ona bakacağız. İşte orada ikinci madde karşımıza çıkıyor. Tamam 30 milyarın üzerinde cari açığın var da bunu karşılayabiliyor musun? Yani dış borç bulabiliyor musun? Ya da dış borcunu çevirebiliyor musun? Ona bakıyor adamlar. Sermaye ve finans hesabı çıkıyor karşısına. Yani dış borç çıkıyor. 170 milyar dolara yakın bir dış borcu var Türkiye'nin. Ve bu dış borç kısa vadeli dış borç. Yani bir sene içerisinde ödenmesi gereken dış borçtan bahsediyoruz. Ne yazık ki Türkiye ne swap anlaşmalarıyla ne yeni anlaşmalarla bu borcu çeviremez hale geldi. CDS dediğimiz risk primi çok yüksek. Risk primi Moody's'in bu kararından sonra muhtemelen daha da yükselecek. Bu da Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini arttıracak. Borçlanma maliyetleri artacak ama yüksek faiz olsa bile borç veren Türkiye'ye borç vermeye yanaşmayacak. Çünkü Moody's'in raporuna bakacak ve diyecek ki Türkiye kritik. Her an moratorium ilan edebilir. Her an borçlarımı ödemiyorum kardeşim diyebilir. Bu benim ana paramı da kaybetmenin beraberinde getirir. Yüksek faiz olsa da Türkiye'ye borç vermeyeceğim diyebilir. Ki deme ihtimali çok yüksek. Moody's de bunu işaret ediyor zaten. Dolayısıyla borcunu çeviremeyecek noktaya geldiği için bu da negatif bir ortam yaratıyor. 2. Peki gelelim 3. maddeye. Resmi rezervler. Nedir resmi rezervler? Merkez Bankası'nın rezervleri, hazinenin rezervleri. Hazinenin rezervleri zaten perişan durumda. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Bütçe çok ciddi açık veriyor. Vergilerle bu açık toparlanamadığı gibi her geçen gün giderler arttığı için açık büyümeye devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan özellikle yabancı yatırımcıyı ilgilendiren en kritik mesele tabii ki Merkez Bankası'nın rezervleri. Merkez Bankası rezervleri Türkiye'de tamamen flu bir alan olarak görülüyor. Ancak kurumlar ve kuruluşlar Merkez Bankası hareketlerini takip ederek sonuçlara ulaşmaya çalışıyorlar ve son zamanlarda artık Merkez Bankası rezervlerinin negatif ortama girdiği çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bütün hesaplamalar bunu gösteriyor çünkü. Sadece swaplarla artıda tutulmaya çalışılan bir Merkez Bankası döviz rezervi var. Swap meselesi çıkartıldığı zaman eksi 30 milyar doların üzerinde rezerve ulaşıyoruz. Yani Merkez Bankası'nın rezervi olmadığı gibi bir de eksiye düşmüş durumda. Aynı zamanda zor günler için
ayrılan ihtiyat akçesi de harcanmış durumda. Dolayısıyla dış ticaretin yarattığı cari açığın şu anda Merkez Bankası rezervleriyle kapatılması mümkün gibi görülmüyor arkadaşlar. Merkez Bankası rezervi eksi 30 milyar, cari açığa bakıyorsun artı 30 milyar. Merkez Bankası'nın rezervi de açıkta, hem de korkunç bir açık var. Cari işlemler dengesine bakıyorsunuz, orada da korkunç bir açık var. Bir de bunun yanında dış borç var. Yakın zamanda ödenmesi gereken dış borçtan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi 3 maddede de Moody's'in dedikleri birebir doğru arkadaşlar. Biz de aylardır bunu söylüyoruz zaten. Şimdi Moody's'e tukaka deyip geçmekle olmuyor işler. Adam doğruyu söylüyor mu söylemiyor mu, buna bakacaksın. Cari işlemler dengen bozuk mu? Bozuk. Cari açığın 30 milyar doların üzerine doğru gidiyor mu? Gidiyor. Borçların döndürülemez pozisyona gelmiş mi? Gelmiş. CDS'in kritik noktanın üstünde mi? Üstünde. İkincisi de doğru. Üçüncüsüne bakıyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri resmen knockout olmuş. Eksi 30 milyar doların üzerine çıkmış. Hazineye bakıyorsun. Hazine de berbat bir durumda. Bütçeye bakıyorsun. Korkunç bir açık vermiş. Adamlar bu maddede de haklı. Gelelim dördüncü maddeye. Net hata noksan. Net hata noksan nedir arkadaşlar? Tamamen karanlık alandır. Devletin dışarıdan bir şekilde getirdiği para, kaynağı açıklanmayan, ya da devletin kasasından bir şekilde dışarıya çıkan para, yine kaynağı açıklanmayan. Yani hesaplamaları yapıyorsunuz, bütün hesaplar sonrasında bir rakam çıkıyor ve bu rakam açıklanamıyor. İşte ona net hata noksan deniyor. Eskiden artıdaydı nispeten. Türkiye'ye bir para girişi vardı bir yerlerden ve bu para tanımlanamıyordu. Nereden geldiğini bilmiyorduk. Şimdi ise 3,5 milyar doların üzerinde açık veriyor arkadaşlar. Yani Türkiye'nin kasasından bir yerlere para gidiyor. 3,5 milyarın üzerinde ve bu da açıklanmıyor. Açıklanamadığı gibi bir de negatifte olduğu görülüyor. Yani ekside olduğu görülüyor. Net hata noksan da yine bir ülkenin ödemeler dengesindeki en kritik noktalardan birisi. Sonuç itibarıyla sen bütçede açık vermişsin. Net hata noksan da açık vermişsin. Dış borcunu döndüremiyorsun. Merkez Bankası rezervlerini tamamen tüketmişsin. Cari açığın patlama noktasına gelmiş. Bütün veriler negatifte ve bu veriler ciddi bir finansal krizi işaret ediyor. Tabii bunun yanında bankacılık sisteminin kendi içerisindeki batıklar da önemli bir bankacılık krizini ve finansal krizi işaret ediyor. Bu koşullar içerisinde de Moody's gibi, Fitch gibi, S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin verilerine bakıyorlar ve diyorlar kardeşim bu rakamlar krizi işaret ediyor. Aman ha dikkatli olun Türkiye'ye gidip yatırım yapacaksanız. Ben çok para kazanacağım diye gidip risk almak istiyorsanız alın sizin bileceğiniz iş. Ama yarın öbür gün böyle bir sıkıntı olursa da başınıza büyük işler gelebilir, paranızın tamamını da kaybedebilirsiniz diyorlar. Yabancılar bu raporları, bu verileri baz alıp hareketlerini buna göre planlıyorlar. Yabancı sermaye önümüzdeki günlerde çok daha agresif bir şekilde piyasalardan çıkacak. Bakın borsalarda yıkım göreceğiz Türkiye'de. Döviz cephesinde öyle bir talep olur oluşacak ki döviz ister istemez devalüasyonist bir etkiyle yükselecek. Aynı hareketleri gören yerler de yüklenmeye başlayacak. Hem dövize hem altına yüklenmeye başlayacaklar. Faizlerde agresif yukarı hareketler gözlemlemeye başlayacağız. Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'den çıkışının hızlandığını göreceğiz. Pek çok bankanın satılık tabelası asmaya başladığını göreceğiz haberlerde. Ya da büyük holdinglerin, büyük perakende devlerinin Türkiye'den kaçtığını görmeye başlayacağız. Neden? Bu raporlardan dolayı, bu kredi notlarından dolayı ve kredi notları da son derece tutarlı arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Biraz önce sizlerle paylaştım. Bütün rakamlar Türkiye'nin gerçek tablosunu ortaya koyuyor ve kimse saf değil. Siz Türkiye'deki vatandaşları kandırırsınız söylemlerle ya da kandırmaya çalışırsınız. Ama elin yabancısı verilere bakar ve der ki kusura bakma kardeşim senin söylediklerinle gerçekler örtüşmüyor. O zaman da ben paramı alır kaçar giderim. Velhasıl arkadaşlar bütün bu tablo Türkiye ekonomisinin büyük bir krize sürüklendiğini, döviz cephesinde büyük bir devalüasyonist etki olacağını, borsa cephesinde de yıkımların olacağını bize gösteriyor. Bir, ikincisi yabancı sermaye kaçışının hızlanmasını, yabancı sermaye gelişinin de önümüzdeki dönemde yıllar boyunca olmayabileceğini bize gösteriyor. İki, sıkıntılı ve kritik bir sürece gidiyoruz. Ve bütün bu tablo rakamsal olarak bakıldığında
önümüzdeki hafta dalgalanmanın çok agresif olacağını gösteriyor. Şimdi bunun yanına önümüzdeki hafta açıklanacak 3 veriyi de ekleyelim. Bunlardan birisi pazartesi sanayi üretimi açıklanacak. Geçen ayki gibi yine çok ciddi bir yükseliş olacak mı? Yine Sayın Bakan tweet atacak mı bu konuyla ilgili? Salı Ağustos ayı konut satışları açıklanacak. Tepe taklak olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tepe taklak olacak diyorum. Bakmayın siz Haziran'da, Temmuz'da sözde rekor satışlar olduğuna. Ağustos ayından itibaren tepe taklak olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu da konut piyasasındaki krizin büyümesini, konut satışlarının daha da dibe gitmesini, konut fiyatlarında dibe gitmesini beraberinde getirecek. Özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Salı günü yine bütçe dengesi açıklanacak. İşte biraz önce konuştuğumuz o Moody's'in not kriterlerinden birisi olan bütçedeki açığın nasıl biraz daha büyüdüğüne hep birlikte tanık olacağız arkadaşlar. Bu verilerde aslında Türkiye ekonomisindeki kırılmaların daha hızlanmasını beraberinden getirecek. Dolar 7.47 seviyesinden başlayacak haftaya. 12 itibariyle işlemler başlıyor biliyorsunuz ama sığ bir piyasa oluyor. Genelde yabancı piyasalarda işlem yapılıyor ama orada da yine yabancıların da çıkışlarının büyük olduğunu göreceğimiz için dalgalanmalar gece ve sabah saatleri itibariyle olacaktır. Gün içerisinde de dövizin yine sert hareketlerini göreceğiz. Yarın 7.80'in üzerine bile çıkabilir. Euro 9 liranın üzerine yarın gidebilir bakın. Altın 1940'larda kaldı. Büyük ihtimalle dünya risklerinin artmasıyla birlikte altındaki yükseliş eğilimi devam edecek. 1930'un üzerinde kalmış olması bile benim için önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın Brent petrol yine 40 doların altında, yine depolar doluyor. Büyük ihtimalle 20 dolarlara giden bir Brent petrol göreceğiz bir kez daha. Kritik bir sürece dünya da ilerliyor aslına bakarsanız. Çünkü ülkeler kapanıyor, ekonomiler kapanıyor. Pandemi etkisi her geçen gün biraz daha dünyayı vurmaya devam ediyor. Seçimler nedeniyle Amerika-Çin gerilimi artıyor. Bu da altın fiyatlarının yukarıya tırmanışını hızlandıracak. Bu arada para girişi olacak. Yeni teşvikler, yeni paketler açıklanacak. Yine bu da altına olan talebi arttıracak. Dolayısıyla altının yükseliş eğilimi devam edecek. Ama burada kritik mesele doların yükselişi olacak arkadaşlar. Doların hızlı yükselmesi, devalüasyonist bir etkiyle yükselmesi bundan sonraki süreçte. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda onsun yükselmesi gram altını resmen fırlatacak. 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın bundan sonraki süreçte. Gördüğünüz gibi dediklerimiz bir bir çıktı arkadaşlar. Ve umarım arkadaşlar bugüne kadar bizi dinlemeyenlere, bugüne kadar bizi terörist ilan edenlere bu bir ders olur. Biz kötü niyetle değil, sadece uyarmak amacıyla bunları konuşuyorduk. Eğer 2 sene önce sözlerimiz dinlenseydi ne Merkez Bankası rezervleri bu durumda olurdu, ne ihtiyat akçesi boş yere harcanmış olurdu, ne bütçe bu kadar açık verirdi, ne uluslararası ilişkilerimiz bu kadar bozulurdu, ne de Türkiye ekonomisi böyle büyük bir çıkmaza sürüklenir, döviz büyük bir şokun kıyısına gelirdi, bankalar batma noktasına gelirdi. Kimse bu işi dış güçlere falan bağlamaya kalkmaz. Türkiye ekonomisini yönetenler bugüne kadar çok ciddi hatalar yaptılar ve bu hataların bedelini ne yazık ki hep birlikte ödeyeceğiz. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.